Hoş geldiniz sanatçılar! Hoş geldiniz dostlarım! Hoş bulduk! Nihayet birlikte çalışacağız! Sizi gördüğüme çok memnunum! Burada müthiş bir tiyatro gösterisi yapacağız! Size güveniyorum! Hemen provalara başlayalım! Anlıyor musun? Tiyatroyu bir kapan gibi kullanacağım. O çamur ruhlu amcamın olmayan vicdanını bu kapana kıstırmam gerek. Pek anlamadım. Ne yapacağınızı biraz daha açıklar mısınız? Bu oyunculara babamın öldürülmesine benzer bir oyun oynatacağım. Gösteri sırasında gözüm o iğrenç amcamın üstünde olacak. Bu alçak kalleş herif oyunu seyrederken mutlaka bir renk verecek. Şimdi anlamaya başladım. Amcanıza gerçekten bir kapan kuruyorsunuz. Belki ben her şeyi kafamda kuruyorum. Şüphelerim yanlış da olabilir. Kuruntularımı gerçek yapmalıyım. Çok doğru düşünüyorsunuz. Bütün oyun sırasında sizin de gözünüz amcamın üstünde olsun. Eğer katilse gizlediği cinayet, bakalım onu ne zaman rahatsız edecek. Çok akıllısınız. Kasım Bey gizlediklerini mutlaka açığa vurur. Gözümü ondan hiç ayırmayacağım. Sizlere güveniyorum. Herhalde başaracağız. Üstünde babamın kanı olan o sefil köpeğe cinayetini gene kanla ödeteceğim. Doğduğu günde, bugün de tiyatronun amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak. İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek. Gerçeği saptırmak ancak bilgisizleri memnun edebilir. Gösterimiz önce bir şovla başlayacak. Ve nihayet bir oyunla sona erecektir. Sevgili yeğenim, Hamlet'i çok iyi görüyorum. Bütün o karanlık düşünceleri geride bırakmışsın. Nasıl? Keyfin yerinde değil mi? Fena sayılmam. Hava yiyip umut içiyorum. Bu karşılık benim anlayacağım sözlerden değil. Aklım felsefeye pek ermez. Benim aklımı da aşıyor bu sözler. Ama ne yapalım? Sade suya ıspanak çorbası yapalım. İşte gösterimiz başlıyor. Bu ne acayip bilmece, bir gündüz biter ne gece. Kime söylesek derdimizi, ne hekim anlar ne hoca. Kimi işinde gücünde, kiminin donu yok kıçında. Ağız var burun var kulak var ama hepsi başka biçimde. Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak. Yedi nüfuslu haneye 3,5 tayın yetecek. Karışık bir iş ve selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne bir sürü, ipe sapa gelmez kelam. Müzik.
Kimi peygambere inanır, kimisi at köstek donanır. Kimi katip olur yazı yazar, kimi sokaklarda dilenir. Kimi kılıç takar böğrüne, kimi uyar dünya seyrine. Gündüzleri baba hayrına, geceleri karı hesabına. Bu düzen böyle mi gidecek? Fireler filleri yutacak. Yedi nüfuslu haneye üç buçuk tayın yetecek. Karışık bir iş ve selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne bir sürü, ipe sapa gelmez kelam. Bu düzen böyle mi gidecek? Fireler filleri yutacak. Yedi nüfuslu haneye üç buçuk tayın yetecek. Karışık bir giriş ve selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne bir sürü, ipe sapa gelmez kelam. İpe sapa gelmez kelam. İpe sapa gelmez kelam. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim dostlarım. Pek muhterem beyefendi, şimdiye kadar hiç sahneye çıktınız mı? Bana mı söylüyorsunuz? Evet, size söylüyorum. Mektepteyken temsillerde rol alırdım. İyi bir oyuncu olduğum söylenirdi. En çok hangi oyunu severdiniz? Jules Caesar'ı. Ben Caesar rolünü oynamıştım, Brutus da beni öldürmüştü. Sizin gibi besili bir öküzü öldürmek büyük bir canavarlıktır. Şimdi de tiyatro. Oyunumuzun ismi Gonzago'nun öldürülmesidir. Başka bir ismi de fare kapanı. Evet, fare kapanı. Bu oyun Viyana'da işlenmiş bir cinayeti anlatıyor. Kralın adı Gonzago. Karısınınki Batista. Katil de kralın kardeşi. Onun ismi de Lucianus. Göreceksiniz. Bu alçakça bir iş ama konunun ne önemi var? Sevgili amcam ve annemin ve de benim vicdanlarımız rahat olduğuna göre bizi ilgilendirmez. Yarası olan gocunsun. Bizim yaramız falan yok. Bu Kral Gonzago'dur. Evet sevgilim, ayrılacağımız gün yakındır. Gücüm kalmadı hayatımı sürdürmeye. Ama sen şanın, şerefin ve hayranlarınla daha yaşayacaksın bu güzel dünyada. Belki seni benim kadar seven bir kocan olacak. Aman susun yeter! Böyle bir sevgi yüreğime ancak bir ihanet olarak girer. Bir daha evlenirsem başıma lanetler yağsın. Yalnız birincisini öldüren varır ikinci kocasına. Nasıl? Güzel değil mi? Şu kocasının aşkına sadık kadına bakın. Bakın da ibret alın. Yeryüzünde ne kadınlar var. Evet, devam edin. Kadını ikinci evlenmeye sürükleyen şey sevgi değil, aşağılık bir hesaptır. Yatağımı ikinci bir kocaya açarsam, birinci kocamı bir kere daha öldürmüş olurum. Bu kadın namuslu bir kadın. Ne yazık ki şeytan ikinci kocasının şekline girmiş. Havva anamızı da şeytan aldatmıştı.
Fakat ne derseniz deyin, bu kadın direniyor. Devam et Gonzago. Sevgi mi kaderi kovalar, kader mi sevgiyi? Bu bilmeceyi daha kimse çözemedi. Ölen büyük adamı en sevdiği unutur. Sen yine bir daha evlenmeyeceğine inan. Kocan öldüğü zaman inancın değişir. Dul kalıp da bir gün yeniden evlenirsem, dünyada ve ahirette Allah bana rahat yüzü göstermesin. İster misiniz bu yeminini unutsun? Büyük bir yemin ettin. Sevgilim bırak beni. Bir ağırlık çöküyor başıma. Uyumak istiyorum. Uyu. Güzel başını tatlı uykular dinlendirsin. Kem gözler ayırmasın bizi. Anneciğim, bu oyuna ne diyorsunuz? Kadının yeminleri bana aşırı geldi. Her yemin aşırıdır. Oyunun sonunu biliyor musun? Sakın kötü bir şeyler olmasın. Hayır hayır, korkmayın. Hepsi şaka. Öldürme de şaka. Kötülük falan yok. Bu oyunun adı fare kapanıydı değil mi? Evet, öyleydi. Şimdi katil geliyor.